Sevgili Eren Ören, Türkçe kökenli olan isminiz olağanüstü sezgileriyle bir takım gerçekleri gördüğüne inanılan deneyimli, akıllı kimse ve dost anlamına gelmektedir. Huzursuzluk ve kavgadan hoşlanmıyorsunuz. Sevdiklerinize düşkün, sabırlı ve çalışkansınız. Kimsenin bir şeyinde gözünüz yok ve kendiniz çalışıp kazanmak istersiniz. Başarılı olmayı, rahat ve güvende yaşamayı arzuluyorsunuz. Kibar, nazik ve dürüst davranıyorsunuz. Başarısızlığa tahammülünüz yok. Sevgiye önem veriyorsunuz ve takdir edilmekten hoşlanıyorsunuz. Yeniliklere açık, bulunduğu alanda kalmak isteyen, kimi zaman coşkulu, bazen karamsar olabilen, fakat asla pes etmeyen, direnen bir yapınız var. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen, fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız. Ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Adınız size ciddi, düşünceli, zeki, verimli, iş odaklı bir kişilik veriyor. Kendi kararlarınızı veren birisiniz ve kimseden etkilenmezsiniz. Başkalarının otoritesinden, müdahalesinden bağımsız ve özgür olmak istersiniz. Aşırı hırslı değilsiniz. Bunun yerine sadece sorumluluklarınızı yerine getirmek için yeterli olan istikrarlı yerleşik koşulları aramayı tercih ediyorsunuz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde oldukça ciddi olmaya ve onların gördüğü mizahı görmemeye ya da kendiliğinden tepki vermeye meyillisiniz. Olumlu tutumunuz ve bakış açınız, başkalarına iradenizi dayattığınızı ve hatta işlerine müdahale ettiğinizi hissettirebilir. Baş bölgenizde soğuk algınlığı, sinüs koşulları, saman nezlesi ve gözlerde problemler yaşayabilirsiniz. Ayrıca endişe etme eğiliminiz uykusuzluğa ve diğer sorunlara neden olabilir. Çok aktif, enerjik ve heyecanlı değilsiniz. Neşeli ve yapıcı sayılmazsınız. Mülayimsiniz ve gerçek arkadaşlarınız az. Kendine hakimiyet, güven, uyum ve denge konularında sorunlar yaşayabilirsiniz. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Ne istediğinizi bilerek kararlı adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Hayatın maddi anlamına önem vermiyorsunuz. Para sizin için ikinci planda kalıyor. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mor renkleriniz ve beyaz ışığınız eksik. İçgüdü renginiz mavi. Çakralarınızın güçlenmesi için eksik renklerinizi diğer renklerle birlikte giysilerinizde kullanabilirsiniz. Kanalımızdaki giysilerde renkleri nasıl kullanmalıyız videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz.